gizli bir şekilde yaklaşalım ve dinleyelim. Uf, düştüm. Burayı imzalamanız gerekiyor Tarık Bey. Tamam, hemen imzalıyorum. Aa, kargocu Tarık'a bir şeyler imzalatıyor. İyi günlerde kullanın Tarık Bey. Siz de iyi günlerde kullanın. Hoşçakalın. İyi günlerde kullanın. O sana diyor Tarık. Allah, yandım. Kargocuya niye diyorsun? Of ya. Bu buzdolabını, çamaşır makinesini ve dolabı şimdi tek başıma taşımak zorundayım. Belli ki bayağı bir zorlanacağım. Neyse, gidip bir su içeyim. Aha, Tarık gitti arkadaşlar. Şimdi ben şu buzdolabının içine gireceğim ve Tarık'ın evine gizli bir şekilde sızacağım arkadaşlar. Hadi bakalım, açalım buzdolabını. Evet, açtık canım ailem. Hemen girelim arkadaşlar şu buzdolabının içine. Aha, girdik. Şimdi bu kapıyı kapatalım. Tamamdır. Arkadaşlar, bugün Tarık'ın evinin içine gizli bir şekilde sızacağım ve Tarık'ın evinin altına gizli bir geçit yapacağım kendime. Ve bu geçitte 24 saat geçireceğim. Aa, Tarık beni taşımaya başladı. Tarık dur, sallama buzdolabını. Midem bulandı. Ana, buzdolabı. Aa, çok ağırmış. Neden ağır acaba? Benden dolayıdır yüksek ihtimalle. Tamamdır. Sonunda arkadaşlayabildim. Evet, şimdi Tarık'ın evinin içindeyiz arkadaşlar. Şimdi çamaşır makinesini almaya gidiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop, Tarık gittiğine göre buzdolabından şöyle çıkalım. Kapatalım şu buzdolabın kapağını. Tamamdır, kapattım. Acaba gizli geçtim nereye yapsam arkadaşlar? Şuraya yapacağım abi. Şuraya gizli bir yer yapacağım. Hemen kazmaya başlayalım. Oh be, çok ağırdı. Eyvah. Tarık sesi bu. Hemen arkadaşlar, üstümüzü kapattık. Tarık bizi duymasın ve görmesin. Hemen arkadaşlar, alanı genişletiyorum. Evimiz birazcık büyük olacak. Yani arkadaşlar, ben küçük yerde yaşayamam yani, köpek kulübesi gibi. Tamamdır, şimdi dolap kaldı. Dolabı taşıyacağım. Tarık, sen taşıyana kadar ben senin evine sızdım. Evimi yaptım. Oo, sen ne zaman taşımayı bitireceksin, anlamıyorum yani. Acaba şimdilik bu kadar alan yeterli mi? Ya da yok ya, biraz daha büyük yapalım arkadaşlar. Biraz daha büyütelim. Pekala arkadaşlar, bu kadar alan kafi. Şimdi etrafı tahtalarla kapatacağım. Tada, mükemmel oldu. Hemen arkadaşlar, şuraya yatağımızı koyalım. Yatağımızın yanına dolabımızı koyalım. Çalışmamızı fırın. İki tane sandık. Sonra bir tane daha fırın koyalım abi. Simetrik olmadan olsun. Hemen arkadaşlar, şuraya da merdivenimizi koyuyoruz. Evet, Ferit ailesi. Çıkışımız ama çok gizli hazırlamalıyız. O yüzden buraya arkadaşlar kamufle bir tuzak kapısı koyuyorum ve böyle arkadaşlar yünle, turuncu yünle kamufle ediyorum. Çok yoruldum ama sonunda taşınmayı bitirdim. Şimdi birazcık televizyon seyredeceğim. Aa, Tarık televizyon seyredecekmiş. Hemen Tarık'ı trollemeye başlayalım. Gizli geçtiğimizden çıkıyoruz. Çıktık. Haydi bismillah, umarım görünmem. Şöyle yavaş yavaş çıkalım da köstebek gibi çıkalım arkadaşlar. Tamamdır, gizli geçtiğimiz bakın böyle gözüküyor. Çok gizli değil mi? Ne kadar komik ya. Bayağı komik. Aa, Tarık izlemeye başladı bile. Hemen arkadaşlar, gizli geçtiğimizi kapatalım ve operasyona başlayalım. Oy, ben bu filmi çok seviyorum. Çok eğlenceli. Hadi ya, öyle mi Tarık? Ben de çok seviyorum. Birisi mi konuştu? Eyvah! Duydu beni, nasıl duydu? Allah Allah, bir ses geldi arkadan, çözemedim. Herhalde filmden gelmiş olmalı. Neyse, filmimi izlemeye devam edeceğim. Arkadaşlar, ucuz kurtulduk ya, az kalsın yakalanıyorduk, gördünüz mü? Kabahat bende arkadaşlar, çok konuştum ya, çok, bir de sesli konuşunca duyuyor yani. Hemen uçalım canım ailem, Tarık'ın televizyonun olduğu yere doğru. Tamamdır. Sonra Tarık'ın televizyonun arkasındayım. Şimdi Tarık'ın televizyonun içine gireceğim ve Tarık'ın televizyonunu hackleyeceğim. Hadi bakalım girelim Ferit Talisi. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Bakın bakın, burada Tarık'ın televizyonun içi burası. Kablolar falan da var. Şimdi arkadaşlar, hemen şuradaki bilgisayara oturalım ve özel yazdığım komutlar sayesinde bu televizyonu hackleyelim. Allah Allah, televizyona ne oldu? Hadi arkadaşlar, hemen çıkalım Tarık televizyonundan. Ne yazıyor? Hackcat yazıyor. Yani birisi beni hacklemiş. Arkadaşlar bakın, Tarık televizyonda ne yazıyor gördünüz mü? You have been hacked yazıyor. Nasıl da hacklerim Tarık televizyonunu. Bakın arkadaşlar, Tarık televizyonu hacklendi. Of ya, neden böyle oldu? Kim hackledi beni? Neyse, gidip televizyon tamircisini çağıracağım. Aa, Tarık televizyon tamircisini çağıracakmış arkadaşlar. Biz de o sırada evimizi geliştirelim. Hadi gelin gelin. Bence arkadaşlar, bu evin bir de neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Bir odaya daha ihtiyacı var abi. Bir oda daha yapalım ve o odada bizim televizyon odamız olsun. Hemen arkadaşlar, şöyle kazmaya başlıyoruz arkadaşlar. Burası bizim yeni televizyon odamız olacak. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Televizyon odasını birazcık büyük yapacağım tabii arkadaşlar. Televizyon odası dediğiniz büyük olur abi. Oturma grubu olur. Kocaman da televizyon olur. Yalnız arkadaşlar, Tarık'ın haberi olmaması çok komik değil mi? Şuna bakın abi. Tarık'ın bildiğiniz evinin altındayım, haberi yok. Bu sesler nereden geliyor?
Süperi duydu herhalde. Allah Allah, köstebek mi var evimin altında? Aa, toprak kazma sesleri geldi. Hayır, olamaz. Vallahi Tarık duydu arkadaşlar. Duydu. Ne yapacağım ben? Allah Allah, tam şuradan geldi. Dur bir bakayım. Tarık Bey, bu köstebek sesi oldu. Yani köstebektir, faredir. Hani benden de o sesler geliyor. Normal şeyler bunlar. Öyle mi? Tabii. Yani köstebektir ya. Ne olacak? Doğru söylüyorsunuz. Az kalsın kırıyordum boşuna. Yakayı ele veriyorduk arkadaşlar. Patlıyorduk vallahi arkadaşlar ya. Ne yapacağım ben? Neyse, daha da fazla büyütmeden abi televizyonumuzu falan koyalım buraya. Bu kadar yeterli bizim için. Televizyonumuzu şöyle koyalım arkadaşlar. O tam simetrik oldu. Sonra arkadaşlar oturma grubumuzu koyalım. Son olarak da halılarımızı koyalım. Tamamdır canım ailem. Mükemmel oldu. Duvarları kaplayamadım arkadaşlar. Çünkü Tarık sesleri duyuyor. Vallahi arkadaşlar duyar muyar şimdi. Korkmaya başladı. O yüzden bu odamız böyle kalacak. Hemen bir tane kapı da koyalım şuraya. Evet, mükemmel oldu. Of ya, televizyon servise gitti ve televizyonsuz kaldım bir günlüğüne. Neyse, ne yapacağım ben şimdi? Televizyonda seyredemeyeceğim. Aa, Tarık televizyonsuz kalmış arkadaşlar. Bu bir kıyamet alameti olmalı. Of, tuvaletim geldi. Dur bir tuvalete gideyim. Aa, Tarık tuvalete gitmişken arkadaşlar çıkalım bence. Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Tarık'ın televizyonu gitmiş. Tabii tamirci aldı arkadaşlar ve Tarık televizyonu tamir etmeye gitti. Tarık, sesi buraya geldi. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Düzgün bir şeyler ye. Neyse arkadaşlar, şimdi Tarık'ın eşyalarını ters çevireceğiz. Bildiğiniz burayı full ters yapacağız arkadaşlar. Hatta hemen yapmaya başlayalım. Bunu şöyle tepeye koyuyorum. Bunu da alalım arkadaşlar. Bunu da böyle arkadaşlar tepeye ters koyacağız. Bunu da arkadaşlar tepeye ters koyacağız. Of, bence süper oldu arkadaşlar. Baksanıza, çok kafa karıştırıcı. Aa, midem bulanmaya başladı arkadaşlar. Kusacağım vallahi. Çok iyi oldu. Eyvah, Tarık geldi. Aa, görünüyordum az kalsın. Ne oluyor be? Bu da ne sesi? Allah Allah, Tarık bayağı şaşırdı arkadaşlar. Tabii şaşırması normal yani. Allah Allah, bu ne ya? Uzaylılar mı geldi evime? Kafam karışmaya başladı ya. Burası niye ters böyle? Acaba niye Tarık, acaba niye kardeşim? Yetti artık. Televizyonum bozuluyor. Böyle her şey terse çevriliyor. Sesler geliyor. Kesin biri beni trollüyor. Arkadaşlar, Tarık uyandı gibi. Ben bunu kimin yaptığını çok iyi biliyorum. Eyvah, benden mi bahsediyor acaba, yoksa gizli kapaklı mı söylüyor? Ne diyor arkadaşlar bu? Bakalım Ferit nerede? Hayır, olamaz arkadaşlar. Eve doğru gidiyor, şuna bakın. Hayır Tarık, gitme. Gitme, hayır. Arkadaşlar, örümcek kız mı? Şimdi ödeyecek ya. Onlar şu anda evde oldu mu biliyor. Örümcek kız, örümcek çocuk. Ferit nerede? Babam 3 katta. Odasında Tarık, ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı. Onunla görüşmem lazım. Hızlıca girelim. Ne yapıyorsun orada baktım? Ben mi? Camı tahmin ediyordum Tarık ya. Camı değiştirdim kardeşim. Camlar nasıl olmuş? İyi olmuş. Teşekkür ederim Tarık. Yani güzel oldu bence camlar. Onunla uğraşıyordum. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ben de iyi yani. İyi olmasına sevindim kardeşim. Yeni camlarımı beğenmeni de sevindim. Ne için geldin, hayırdır? Hiç öyle, konuşmak için geldim. Şimdi geri gidiyorum. İyi peki Tarık. Görüşmek üzere, o zaman hoşça kal, bay bay. Hadi bay bay. Arkadaşlar bayağı zor kurtuldum. Tarık az kalsın beni yakalıyordu canım ailem. Az kalsın yakalıyordu. Bunları yapan kesin Feride'de olamaz. Çünkü Feride'de evindeydi. Evet Tarık, çok haklısın kardeşim. Feride böyle şeyler yapamaz. Çünkü evindeydi. Doğru söylüyorsun kardeşim. Mükemmel haklısın. Şimdi evi daha da geliştireceğim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş abi. Çok da dikkat çekmeden blokları kıralım. Şuraya doğru geliştireceğim arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş arkadaşlar, dikkat çekmeden geliştirmeye başlayalım. Aa, burada bir şey buldum. Bu ne abi? Oo, tuzak varmış arkadaşlar. Burada tuzak buldum. Şuna bakın. Oha, ne var burada? Oha. Aa, Tarık buldu. Olamaz. Oo, neler görüyorum. Bak sen şu işe. Aman Allah'ım, kaçmam lazım abi. Nereden kaçacağım? Hemen arkadaşlar şuranın içine gireyim. Gir. Tamam, girdim arkadaşlar. Güvendim. Tarık önümde. Oo, şuna bak ya. Neler.
Kaç abi kaç 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 kaç. Uçmam lazım. Uç 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 uç. Abi Tarık nasıl buldu ya? Nasıl buldu ya? Bulamaması lazımdı. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Şuradan nasıl çıkacağız? Şöyle arkadaşlar kazalım. Tamam 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 tamam. Çık 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 çıktım. Birisi burada gizlem yapmış ve beni burada trollemiş. Ay evet evet arkadaşlar. Tarık doğru söylüyor. Nereden de bildin Tarık? Aferin sana yani. Bulamaz zannetmiştim. Harbiden ne buldu? Ben de arkadaşlar bir daha yaparım. Hemen arkadaşlar Tarık'ın evine küçük bir şekilde giriş yapalım. Neyse şuraya kapatayım. Daha sonra bir yemek yiyeyim. Acaba ne yesem ya? Sinirlerim bozuldu. Koş 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 arkadaşlar. Bir önce mutfak tezgahına çıkmamız lazım. Koş. Şimdi arkadaşlar Tarık hangi yemeği yerse arkadaşlar o yemeğin içine dünyanın enerji biberini atacağım. Acaba ne yesem? Hot dog mu? Havuç mu? Havuç ye Tarık. Havuç ye. Havuç ye. Meyve tabağı yiyeceğim. Koş meyve tabağına. Vazgeçtim. Hot dog yiyeceğim. Koş hot dog artık. Bir şey seç Tarık. Allah Allah sürekli yemek değiştiriyor. Ya da ne yesem? Pasta mı yesem acaba? Yani Tarık bir seçim yap kardeşim. Bir seçim yap. Tamam tamam ben hot dog yiyeceğim. Hot dog da kararlaştırdım. Koş abi hot dog'a. Koş 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 koş. Yok ya havuç daha lezzetli. Ya yeter Tarık ya. Bir karar veremiyor yemek yemeye. Hadi yiyelim. Şöyle arkadaşlar atalım enerji biberlerimizi şöyle yemeğin üzerine avucun üzerine. Tamamdır canım ailem. Dünyanın enerji biberini attık. Şimdi Tarık avucu yediği gibi arkadaşlar ejderhaya dönüşecek. Nom 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 nom. Bu avuç bayağı lezzetliymiş. Vallahi güzelmiş. Oh yarasın oğlum yarasın oh. Bu acıymış ya niye bu kadar acı? Acaba niye Tarık? Yanıyorum. Allah'ını seven üzerime su atsın. Tarık yandı arkadaşlar. Tarık bildiğiniz yok oldu. Tarık nereye gittin kardeşim ya? Allah Allah itfaiye falan mı gitti acaba? Bayağı yandı yani. Neyse arkadaşlar Tarık'ın gönlünü almam lazım. O yüzden abi bütün yaptıklarımı geri alacağım. Hemen arkadaşlar verdiğimiz hasarları düzeltelim. Bu televizyon odasını da düzelteceğim arkadaşlar. Şunu bir kıralım abi. Evet ilk başta arkadaşlar televizyonu koyarak başlayalım. Şuraya arkadaşlar bitkisini koyuyoruz Tarık'ın. Buraya arkadaşlar balığını. Yine kitaplıkları koyuyoruz arkadaşlar. Sağ sola kitaplıklar. Duvarda asılı olan kitaplar ama Tarık'ın hiçbir zaman okumadığı kitaplar bunlar. Tarık nerede? Kitap okumak nerede? Hemen Tarık'ın ünlü balığını koyalım abi. Tarık'ın ünlü balığı. Hemen arkadaşlar halıları da yerleştirelim. Biliyorsunuz ki Tarık'ın ünlü halısı bu. Ve Tarık'ın ünlü televizyon izleme kanepesi. Tada! Oh be! Zar zor kendime geldim. Olamaz. Tarık geliyor. Ne oluyor be? Her şey düzelmiş. Televizyonum. Televizyonum da gelmiş yaşasın. Tarık ne kadar sevindi arkadaşlar gördünüz mü? Yani trollediğim kadar da arkadaşlar yani telafi ettim kendimi. Kim trollüyorsa Allah razı olsun. Vallahi sağ olasın kardeşim ben duyuyorsam teşekkür ederim. Rica ederim Tarık'cığım ne demek kardeşim ne demek? Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün Tarık'ı çok feci bir şekilde trolledim arkadaşlar. Sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sizleri çok sevdim unutmayın Ferit Tanesi. Kendinize iyi bakın canım ailem. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Woohoo.